Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor karantina? Evet, 9. hafta uzaktan eğitime devam ediyoruz. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar doğrusal programlamayı işliyorduk, öyle değil mi? Şimdi oradan yine bir devam edelim. Şöyle isterseniz büyütelim. Evet. Doğrusal programlamaya devam ediyoruz. Ne dedik? Yine tekrar edelim bir. Doğrusal programlama 3 ana kısımdan oluşurdu. Öyle değil mi? Neydi? Amaç fonksiyonu. Minimize veya maksimize ediyorduk amaç fonksiyonu. İki farklı amaç fonksiyonumuz vardı. İkincisi kısıtlamalar. Her zaman belli bir sayıda kısıtlamamız olmak zorundaydı, değil mi? Kısıtlama olmazsa olmaz. Ve işaret sınırlamalarımız olacak. Şimdi yine dersteki gibi örnek üzerinden gidelim. Audi firması lüks araba ve arazi aracı SUV dediğimiz üretmektedir. Firma yetkilileri müşterilerinin çoğunun üst gelirli yani zengin, zengin kadın ve zengin erkeklerden oluştuğuna inanmaktadır. Bu müşteri grubuna ulaşmak için Audi firması iddialı bir TV reklam kampanyası yapmaya karar vermiştir. Firma bu amaçla iki farklı program içinde sunulmak üzere. Bu iki programdan birisi komedi programları ve diğeri futbol maçları arasında birer dakikalık reklam spotu satın almak. Her bir komedi reklamı 7 milyon zengin kadın ve 2 milyon zengin erkek tarafından izlenmektedir. Her bir futbol reklamı ise 2 milyon zengin kadın ve 12 milyon zengin erkek tarafından izlenmektedir. Bir dakikalık komedi reklamının maliyeti 50 bin dolar, futbol reklamının maliyeti ise 100 bin dolar. Firma reklamların en az 28 milyon zengin kadın ve 24 milyon zengin erkek tarafından görülmesini istemektedir. Audi firmasının en az maliyetle hangi reklamdan kaç tane satın alması gerektiğini bulunuz. Evet, problemimiz bu. Bunun için ne yapacağız? Önce karar değişkenlerini belirleyeceğiz. Karar değişkenleri ne dedim size? Bu problemin sonucunda elde etmek istediğimiz şey. Nedir bu? Burada x1, x2 demişiz. A, B olabilir, C, D olabilir, x, y olabilir. Önemli değil. Burada iki farklı karar değişkenimiz var. Birincisine satın alınan bir dakikalık komedi reklam sayısı. Bunun sonucunda biz reklam kaç tane reklam alacağız? Onu bulmaya çalışıyoruz zaten. Minimum maliyet. İkincisi ise satın alınan bir dakikalık futbol reklam sayısı. Kaç tane komedi reklam satın alacağız? Kaç tane de futbol reklamı almamız gerekiyor ki minimum maliyetle biz kâra geçelim. Evet. Şimdi gelelim amaç fonksiyonuna. Audi ne dedik? Toplam reklam masraflarını bizim minimize etmek istiyor dedik. Zaten toplam reklam masrafını nasıl buluruz? Komedi reklam masrafıyla futbol reklam masrafını ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi topluyoruz. Komedi reklam masrafını nasıl bulacağız arkadaşlar? Komedi reklam masrafı çarpı reklam sayısı. Zaten biliyoruz maliyetini. Futbol reklamı da maliyet çarpı reklam sayısı. O zaman bu denklemden biz amaç fonksiyonu nasıl yazabiliriz? 50 x1 artı 100 x2. Çünkü burada nedir arkadaşlar? 50 maliyeti 50 bin dolar. 100, 100 bin dolar. X1 neydi? Komedi. X2 futboldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. X1 komedi. X2 futbol reklam sayısı. Tamam mı? Çarpı değil bunlara. Derste de söylemiştim size. X1, X2. Evet. Amaç fonksiyonumuzu bu şekilde yazmış oluyoruz. Amacımız minimize etmek olduğu için belirtiyoruz. Min z eşittir 50 x1 artı 100x2 diyoruz. Gelelim kısıtlamalarımıza. Arkadaşlar kısıtlamalarımız özür dilerim. Belli sayıda kısıtlamamız var dedik. Nedir bunlar? Birincisi
Reklamlar en az 28 milyon üst gelirli kadın, yani zengin kadına ulaşmalıdır diyoruz. Değil mi? Bu bir kısıt. İkincisi, reklamlar en az 24 milyon üst gelirli erkeklere ulaşmak zorunda. Değil mi? Yani 24 milyon zengin erkeğe ulaşmak zorunda. Bunları kısaca biz üst gelirli kadınlar için ÜGK, üst gelirli erkekler için de ÜGK, ÜGE diye belirtebiliriz. Ve kısıtları yazacak olursak nasıl yazacağız kısıtları? Birinci kısıtlamamız 7x1 artı 2x2 büyük eşit 28 diyoruz. Nereden geliyor bu 7 ve x1? 2x2 ve 28. Bakın arkadaşlar, probleme dönüyorum. Görüyor musunuz? 7 milyon, her bir komedi reklamı 7 milyon üst gelirli kadın. 7 buradan geliyor. Ve futbol reklamı 2 milyon üst gelirli kadın. 2x2 de buradan geliyor. Peki 28 nereden geliyor? Ne dedik? Firma reklamların en az 28 milyon zengin kadın tarafından görülmesini istemektedir. En az dediği için de hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Büyük eşit demek zorundayız. Değil mi? 28 milyon veya daha fazla. Ne kadar fazla o kadar iyi bizim için. Evet. Gelelim ikinci kısıtlamamız, gayet basitleşti. Değil mi? O zaman 2x1 artı 12x2 büyük eşit 24. Yine futbol reklamı da 24 milyon. Neydi? Tekrar bir gideyim. Evet. 24 milyon erkek tarafından görülmesini istemektedir dedik. O da oradan geliyor. İşaret sınırlamalarımız zaten x1 ve x2 her zaman sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olmak zorunda. Negatif olamaz. Evet. Çözümü yazacak olursak önce amaç fonksiyonumuzu yazıyoruz. Minimum z eşittir 50x1 artı 100x2. Kısıtlarımızı yazıyoruz. Üst gelirli kadın, kadın kısıtı ve erkek kısıtı, erkek izleyici kısıtı. Ve bunlar da işaret sınırlamalarımız arkadaşlar. Çözümü ne yapıyoruz? Grafik üzerinde buluyoruz. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? İki kısıtımız olduğu için kaç tane kısıtımız varsa o kadar doğrumuz olmak zorunda. İki kısıtımız var, iki doğru olacak o zaman. Evet, kısıtlamaları nasıl buluyoruz? X1'e 0 veriyoruz. X1'e 0 verirsek X2 14. X2'ye 0 verirsek X1 4. Bu iki noktadan doğrumuzu ne yapıyoruz arkadaşlar? Geçiriyoruz. Ve bu ikinci kısıtlamada da yine X1'e 0 veriyoruz. X1 0 ise X2 2. X2 0 verdiğimizde X1 12 buluyoruz. Ve koordinatları ne yapıyoruz? Yerine koyarak çiziyoruz. Evet. Çizdiğimizde yani 4, burası 0, 4, 4, 0 ve 0, 14 noktası. Bu da 12, 0 ve 0, 2 koordinatları. Tamam mı arkadaşlar? Bunu çizdik. Minimum dediği için arkadaşlar ne yapıyoruz? Minimize etmek olduğu için bu tarafı tarıyoruz. Değil mi? Evet. Köşe noktalarını buluyoruz daha sonra. Bakın 1, 2 ve 3. 3 tane köşe noktamız var. Bu köşe noktalarının koordinatlarını biliyoruz zaten. Bunun koordinatını ben biliyorum. Değil mi? 0, 14. X'i 0, Y'si 14. Bunun X'i 12, Y'si 0. Yani 12, 0 koordinatı. Fakat bunun biliyor muyum arkadaşlar? Hayır, bilemiyorum. Değil mi? Bilemiyorum maalesef. Bilemediğim için de arkadaşlar bu iki doğrunun denklemini üst üste, alt alta, özür dilerim, alt alta yazıp yok etme yöntemiyle şu koordinatın, şu noktanın koordinatını bulacağız. Onu bulduğumuzda da 3.6'ya x'i 3.6, y'si 1.4. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu özür dilerim, bunu amaç fonksiyonunda yerine yazıyoruz. Amaç fonksiyonumuz neydi? 50x1, 100x2.
50 çarpı 3.6, 100 çarpı 1.4 ve 320. Ama hatırlayın, ne dedik? Reklamlar birer dakikalıktı. Ama burada ne diyoruz? 3.6 dakika, 1.4 dakika. Küsuratlı olur mu? Olmaz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir üst sayıya tamamlıyoruz. Yani 3.6'yı 4'e, o zaman 4 dakikalık komedi reklamı alıyoruz. 2 dakikalık da ne diyoruz? Futbol reklamı. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bakın, bunu geçiyorum. 1 dakikalık değil miydi? Evet. O zaman 2'ye tamamladığımızda 400 oluyor. Şurası 400 olacak. Bu 4, bu 2 yaptığımızda. Ve böylece 4 komedi reklamı, 2 tane de futbol reklamı sipariş edilerek reklam masrafını 400 bin dolar olarak minimize edilecektir diyoruz. Evet, gelelim ikinci örneğimize. Sulu Kuleli Fadime'nin bir çiçekçi dükkanı bulunmaktadır. Dükkanda bitkiler için 2 farklı karışım, bahçe ve saksı için hazırlayıp satmaktadır. Bahçede kullanılacak karışım paketi 2 kilogram toprak, 1 kilogram yosun ve 1 kilogram bitki gübresi gerektirmektedir. Saksı karışım paketi ise 1 kilogram toprak, 2 kilogram yosun, 3 kilogram gübre gerektirmektedir. Fadime'nin elinde toplam 16 kilogram toprak, 11 kilogram yosun, 15 kilogram bitki gübresi vardır. Bahçe karışım paketinin tanesi 3 dolar. Saksı karışım paketinin tanesi ise 5 dolardan satıldığına göre. Sulu Kuleli Fadime'nin gelirini maksimize etmesi için hangisinden kaçar tane hazırlaması gerektiğini ya da satması gerektiğini bulunuz. Evet. Karar değişkenleri nedir? Burada bakın, biraz önceki problemde x1, x2 demiştik. Şimdikinde x'ye diyoruz. A, B deriz. Önemli değil ne dediğimiz ama sol taraf önemli değil. X, Y, A, B önemli değil. Önemli olan sağ tarafı, eşitliğin sağ tarafı. Yani x mesela bahçe karışım paket sayısı. Y de saksı karışım paket sayısı. Amaç fonksiyonumuz ne arkadaşlar? 3x artı 5y. Değil mi? Çünkü saksıyı, şey, özür dilerim, bahçesi 3 dolar, bahçe karışımı 3 dolardı. 3 dolar çarpı, yani 3 çarpı x ve saksı karışım paketinin tanesi 5 dolardı. O da 5 çarpı y. Evet, gelelim kısıtlamalarımıza. Ne vardı? Toprak kısıtlamamız vardı. 2x artı y küçük eşit 16. Nereden geldi? 2. 2x, y ve 16 nereden geldi arkadaşlar? Çünkü bakın, nereden geldi? Hazırlanıp satmaktadır. Bahçe kullanılacak karışım paketi 2 kilogram toprak, 1 kilogram yosun ve 1 kilogram bitki gübresi gerektirmektedir. Saksı karışım paketi ise 1 kilogram toprak, 2 kilogram yosun, 3 kilogram gübre gerektirmektedir. Tamam mı? 2 ve 1. Fadime'nin elinde toplam 16 kilogram gübresi vardır. Bahçe karışım paketi tanesi 3 dolar. Saksı karışım paketi tanesi 5 dolar satılmaya maksimize etmek için. Evet. 16 kilogram da elinde toprak olduğuna göre ve daha fazlası olmayacağına göre o zaman küçük eşit mi büyük eşit mi olacak? Tabii ki ne olacak arkadaşlar? Küçük eşit. 16 kilogramın hepsini de kullanabiliriz veya daha azını kullanabiliriz. Evet, yosun kısıtlaması da yine x artı 2y küçük eşit 11. Gübre kısıtlaması da x artı 3y küçük eşit 10'muş. Çünkü elinde toplam 15 kilogram gübre vardı. 3 tane kısıtlamamız var. Bu ne demektir? 3 tane doğru çizeceğiz demektir. Evet, işaret sınırlamalarımız her zaman 0'a eşit. 0'dan büyük dedik ve çözüme geçiyoruz. Çözüm dedik. Bakın, amaç fonksiyonumuz, kısıtlarımız 3 tane ve işaret sınırlamalarımız. Birincisini çiziyoruz arkadaşlar. 2x artı y küçük eşit 16 dediğimiz 16. Küçük eşit dediği için de burası olacak. Bir önceki problemimizde büyük eşit olduğu için sağ tarafı yapmıştık. Çünkü daha büyük değerler. Şimdi küçük eşit sol taraf. Tabi işaret sınırlamalarımız da bizim, bunlar sınırlamamız da pozitif olacağı için o zaman bizim çözüm alanımız neresi? Şu üçgen. Sadece bu doğru için.
ikinci doğruyu çizdiğimizde, ikinci kısıtımızı, şimdi arkadaşlar neresi optimal alanımız, yani çözüm alanımız? İkisinin kesişimi. Şu. Şu alan ya. Şöyle bakın taradığım yerine. Tamam mı? Şuraları. Şimdi üçüncü kısıtımızı getirdiğimizde arkadaşlar, üçünün kesişim noktası, bakın şu kırmızıdan şöyle çiziyorum. Şu siyahın altına geldim. Şu nokta bakın şöyle. Bakın masuma dikkat edin. Cursor'a. Şu. Bu taralı alan. Şimdi bu taralı alanda köşe noktaları 1, 2, 3 ve 4. Bu noktanın koordinatını biliyorum. Bu noktanın biliyorum. Ama şu nokta ile şu noktanın koordinatını bilmiyorum. Koordinatlarını, noktaların koordinatlarını nasıl buluyorduk? Şu noktanın koordinatını bulmam için bu noktada kesişen iki doğruyu ne yapıyoruz? Alt alta yazıp yok etme metoduyla. Bu noktanın koordinatını ise bu noktadan geçen iki doğrunun koordinatların şeylerin denklemlerini alt alta yazıp yok etme yöntemiyle buluyoruz dedik. Evet. Bu optimal alanımız burası dedik. Çözüme geldiğimizde ne dedik arkadaşlar? Bu iki noktanın şeyini bilmiyoruz. Tamam mı? İki noktanın arkadaşlar koordinatlarını bilmiyoruz dedik ama görüyoruz ki bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane nokta koordinat. Şurası buranın 0, 5 dediği arkadaşlar şu. 8, 0 bu. Burası 3'e 4. Burası da 7'ye 2 bulmuşuz. Daha sonra bulduğumuz koordinatları amaç fonksiyonunda yerine yazarak arkadaşlar ne yapacağız? Bakın zaten bunu yazmaya gerek yok 0 olduğu için. 25, 24, 8, 0, 3, 4, 29, 7, 2, 31. O zaman en yüksek, burada amacımız maksimize etmek olduğu için en büyüğünü seçiyoruz. 31, o zaman diyor, ne diyoruz? Bakın 7x, 2 tane de y. Yani 7 tane x üretmenin hazırlaması gerekiyor sulukul alifadimenin. Ne demek x? Bahçe karışımı. 2 tane de saksı karışımı. O zaman raporumuzu nasıl yazıyoruz? Fadime gelirini maksimize edebilmek için 7 paket bahçe karışımı ve 2 paket saksı karışımı hazırlamalıdır. Bunun sonucunda da 31 dolar gelir elde edebilecektir. Bunun dışındaki bütün kombinasyonlarda ne yapacaktır? Daha az kar elde edecektir Fadime. arkadaşlar problem halinde değil, bu şekilde de verebilirim bazen size. Soru böyle sorabilirim. Maksimize amaç fonksiyonu vermişim. Z işte 3x1 artı 5x2. Şu da kısıtlamalar. Subject to dediği de kısıtlama. Kısıtlamalar da x1 küçük eşit 4, 2x2 küçük eşit 12, 3x1 artı 2x2 küçük eşit 18. Şunlar da işaret sınırlamaları. Bunları grafik yöntemle çözünüz de diyebilirim. Bunu da çözdüğümüzde arkadaşlar bakın şöyle bir çözüm elde ediyoruz. Burası. Evet. Bu da ödeviniz olsun. Bunu da kendiniz çözün ve bana atın arkadaşlar. Tamam. Bunu ben size ayrıca UZEM üzerinden ödev olarak da göndereceğim şimdi size. Hatta bunun ekran görüntüsünü alayım. Evet, aldım. Tamam. Evet. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.